Arkadaşlar merhaba. Bu hafta oksijen tedavisi ve bu tedaviyi uygulama yöntemlerine bir göz atacağız. Oksijen tedavisi hastane ve hastane öncesi acil bakımın en önemli kısmını oluşturuyor. Biz ambulans aldığımız ya da acile gelen hastaların çoğuna bu tedaviyi uyguluyoruz. Bilindiği gibi atmosferdeki havada oksijen oranı %21'dir. Bu oran sağlıklı bir insanın yaşamını sürdürmesi için yeterli olurken hasta veya yaralılara ilave oksijen gerekmektedir. Tıbbi teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak oksijen tedavisi yöntemleri ve gereçlerindeki gelişmeler bu tedavinin daha bilinçli uygulanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Tüm sağlık personeli ki buna acil çalışanları da dahil, oksijen tedavisinin temel prensiplerini, endikasyonlarını, uygulama yöntemlerini, zararlı etkilerini ve hipokseminin yani kanda oksijen tedavisinin azalmasının altta yatan nedenlerini bilerek uygularsa hastaya veya yaralıya daha güvenli yaklaşır ve tedaviden daha olumlu sonuç alınır. Arkadaşlar hepinizin bildiği gibi solunum sisteminin görevi vücuda oksijen sağlamak ve vücuttaki karbondioksiti uzaklaştırmaktır. Vücutta 1000 mililitre oksijen depo edilebilir. Dakikada harcanan oksijen ise 200 mililitredir. Buna göre oksijen alımı durmuş bir kişi de toplam miktar yani 1000 mililitrelik oksijen ancak kişinin 5 dakikalık oksijen ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bütün konularımızda ve anlatımlarımızda da söylüyoruz. Solunumu durmuş, kalbi durmuş bir kişiye 5 dakika içerisinde müdahale edilmesi gerekir diye. Bunun nedeni işte vücutta depo edilen oksijen ancak 5 dakika yetebilmesidir. Yaşamın temeli olan oksijenin özellikleri nelerdir? Bunlar renksiz, kokusuz, tatsızdır arkadaşlar. Yine daha önceki slaydımızda daha önceden de belirttiğimiz gibi havanın %21'i oksijendir. Oksijen havadan elde edilir ve havadan ağırdır. Yanmaz ama yanmayı kolaylaştırır. Özel kaplarda sıvı olarak depolanabilir. Dolayısıyla biz hastanelerde ne yapıyoruz? Özel kabinlerde ve de oksijen tüplerinde oksijeni depo edebiliyoruz ve hastalar için kullanabiliyoruz. Hepinizin de yine bildiği gibi arkadaşlar hücrelerde normal kimyasal reaksiyonların oluşabilmesi için gerekli maddelerin en önemlisi dolaşım sistemi tarafından hücrelere ulaştırılan oksijendir. Bu nedenle acil durumlarda hayati organlara oksijen sağlanması en önemli unsurdur. Oksijen normal arteriyel oksijen basıncını sürdüremeyen kişilere uygulanır. Diğer ilaç tedavilerinde olduğu gibi oksijen tedavisinin de dozu dikkatli bir şekilde ayarlanmalıdır. Çok az oksijen etkisiz olabileceği gibi fazla miktarda oksijen de tehlikeli olabilir. Hasta veya yaralı tarafından inspire edilen yani akciğerlere alınan oksijenin miktarı nelere bağlıdır? Buna bir göz atalım. Kullanılan yönteme göre hastanın içine çektiği akciğerlerine aldığı oksijen miktarı değişir. Yine oksijenin dakikadaki akım hızı ki biz bu akım hızını hastaya ayarlayarak verebiliyoruz. Bu akım hızıyla hastanın akciğerlerine aldığı yine oksijen miktarında değişiklikler olur. Solunum hızı ve solunum derinliğine göre de değişir. Oksijen tedavisinin prensiplerine bir göz atalım. Oksijen tedavisi uygulamadan önce mutlaka hasta için güvenli bir hava yolu sağlamak önemlidir. Oksijen tedavisi uygulamadan önce gerekirse hastaya baş çene pozisyonu vermek, hasta ağzına airway ya da burnuna airway yerleştirmek, solunum yollarını aspire ederek sekresyonlardan temizlemek, solunum yolunu açarak verilen oksijenin etkin bir şekilde akciğerlere ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yine oksijen bir ilaç olarak düşünülmelidir. Etkileri ve yan etkileri mutlaka hastada değerlendirilmelidir. Oksijen verilirken mukozaları kuruttuğu için mutlaka oksijen nemlendirilerek verilmelidir. Yine kullanılacak araç ve doz hastaya ve hastanın özelliğine, hastanın sahip olduğu klinik duruma göre ayarlanmalıdır. Yine oksijen uyguladıktan sonra tedavinin etkinliği değerlendirilmelidir.
AKS'de yani akut koroner sendrom olduğu düşünülen akut göğüs ağrısı olan hastalarda hipoksi, dispne veya kalp yetmezliği bulguları yok ise oksijen desteği önerilmez. Bunu özellikle arkadaşlar burada belirtiyorum çünkü bizler akut koroner sendromlu hastalarla çok sık karşılaşıyoruz. Ve bunlarda hangi durumlarda oksijen verilmeli, hangi durumlarda verilmemeli bunu iyi bilmeliyiz. Dolayısıyla bunlarda hipoksi, dispne ve kalp yetmezliği bulguları yoksa son literatüre göre oksijen desteği önerilmiyor. Yine komplike olmayan MI'da yüksek konsantrasyonda oksijen uygulaması zararlı olabilir deniliyor. Bunu da bilelim. Arkadaşlar genel anlamda oksijen tedavisinin temel amacı şudur. Solunan havadaki oksijen konsantrasyonunu artırarak hastanın solunumunun rahatlatılması ve yeterli doku oksijenasyonunun sağlanmasıdır. Oksijen tedavisinin amacı özetle madde madde şu şekilde sıralanabilir. Solunum için gerekli oksijeni sağlamak, arteriyel kanın parsiyel oksijen basıncını yükseltmek ve yeterli düzeyde tutmak, yeterli solunumu sağlamak, yeterli dolaşımı sağlamak, miyokardın çalışmasını hafifletmek, yanık, travma, yüksek ateş gibi durumlarda hücrelerin oksijen ihtiyacını karşılamak. Arkadaşlar oksijen tedavisi uygulamasında dikkat etmemiz gereken ekstra birkaç uygulama var. Bunlara da dikkatinizi çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar hastanın kalbi durduğunda, kalbi ve solunumu durduğunda yani kardiyak arreste hastaya mutlaka %100 oksijen uyguluyoruz. Bunu bilelim. Yine spontan solunumun başlamasıyla birlikte arteriyel kan oksijen saturasyonunu %94-98 arasında koahlı hastalarda yani kronik obstrüktif akciğer hastası olan bireylerde ise %88-92 aralığında tutacak şekilde hastaya oksijen uygulamaya devam ediyoruz. Yani hastanın spontan solunumu başladıysa bile işte hastanın spontan solunumu başladı, hastadaki oksijeni keselim demiyoruz. Hastadaki oksijen saturasyonuna bakıyoruz. Bu saturasyonu burada ifade ettiğimiz aralıklarda tutarak hastaya oksijen vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar bradikardisi ile birlikte aritmisi olan, aynı zamanda dolaşım yetmezliği belirti bulguları gösteren her çocuğa mutlaka %100 oksijen başlıyoruz. Yine dekompanze dolaşım yetmezliği olan çocuğun nabzı dakikada 60'ın altındaysa ve oksijen ile ventilasyona hızlı yanıt vermiyorsa mutlaka o çocukta göğüs basılarına başlanmalıdır. Yine arkadaşlar yeni doğanlarda ventilasyon desteğine %21 oksijen ile başlıyoruz. Yani oda havası ile bu oksijen desteğine başlıyoruz. Yine bu bebeklerde, yeni doğanlarda etkin ventilasyon yapmamıza rağmen kalp hızında ve oksijen saturasyonunda düzelme yoksa yüksek konsantrasyonda oksijen kullanmaya başlıyoruz. Yani önce oda havasını hastaya ventil ettiriyoruz. Eğer buna rağmen etkinlik söz konusu değilse, kalp hızında ve oksijen saturasyonunda düzelmeler yoksa hatta kötüleşmeler varsa o zaman yüksek konsantrasyonda oksijeni tercih ediyoruz. Bunun dışında yine prematür yeni doğanlarda ise yine başlangıçta %21 ila 30 yoğunluğundaki oksijeni kullanmayı tercih ediyoruz. Oksijen tedavisi gerektiren durumlara bir göz atalım arkadaşlar. Bunlardan en önemlisi akut hipoksemidir. Yani kandaki oksijen miktarının azalmasıdır. Veya hipoksi geliştiği durumlar. Yani hücre oksijenlenmesindeki yetersizlik ya da parsiyel oksijen basıncının 60 mm civarı altında olmasıdır. Kalp ve solunum durması, miyokard enfarktüsü yani kalp krizi ve ani bilinç kayıpları, şok durumları, kırıklar, kafa, göğüs travmaları ve diğer yaralanmalar, kan kayıpları, akciğer hastalıkları, solunum asidozu, kronik obstrüktif akciğer hastalığı yani KOAH, hipotansiyon, düşük kardiyak output, solunum sıkıntısı, genel anestezi sonrası,
oksijen tedavisi veriyoruz hastaya. Arkadaşlar, oksijen tedavisi ve uygulama yöntemlerine geçmeden oksijen kaynağı ve ekipmanlarını bir tanıyalım öncelikle. Oksijen arkadaşlar hastalara merkezi sistem ve de oksijen tüpleri olmak üzere iki kaynaktan sağlanır. Arkadaşlar, hastalarımıza sağlanan oksijen kaynağının en önemlilerinden biri merkezi sisteme bağlı oksijen kaynağıdır. Ülkemizde hastanelerde hastaların oksijen ihtiyacı genellikle merkezi sistemden karşılanır. Merkezi sistemde oksijen belli bir merkezden duvar içindeki boru sistemi ile hasta yataklarının başucuna kadar ulaştırılır ve ihtiyaç halinde hastaya verilir. Hastane içerisindeki bu arkadaşlar oksijen kaynağı sistemini size veriyoruz. Çünkü sizler de yine hastanelerde, özellikle acil servislerde çalışmaktasınız ve bu oksijen kaynağını kullanmaktasınız. Hasta ünitesinde böyle bir sistem bulunuyorsa, oksijen vermek gerektiğinde oksijenin duvardan çıkış yerine bir jak yerleştirilir. Bu jakın üzerine ise flüometre, yani oksijen akımını ölçen alet ve humidifer, yani oksijen nemlendirme kabı yerleştirilerek hastaya oksijen uygulanır. Arkadaşlar, merkezi sistem oksijen kaynağındaki oksijen borular aracılığıyla odalara kadar ulaştırılır ve bakın, jak dediğimiz, bakın şu bir jaktır. Bu jak aracılığıyla odaya giriş yapar oksijen. Ve biz bu jaklara daha önceki slaydımızda bahsettiğimiz flüometreyi ve de humidiferi bağlarız. Ucuna da yine oksijenin hastaya ulaşmasını sağlayan borucuğu ekleriz. Ve hastaya ne yaparız? Bu oksijeni bu yöntemle ve bu aracılıkla ulaştırırız. Arkadaşlar, hastalara oksijen sağlayan kaynaklardan bir diğeri ise oksijen tüpleridir. Bunlara biz basınçlı gaz silindirleri de diyoruz. Oksijen tüpü birleşme yeri olmayan, çelikten veya hafif metalden yapılmış, kullanıldıkları yere göre çeşitli büyüklükte ve hacimde olan tüplerdir. Oksijen tüplerinin özellikleri ve hacimlerine bakacak olursak, D tüpü, E tüpü, M tüpü, G tüpü ve H tüpü vardır arkadaşlar. Bunların hacimleri birbirinden farklıdır. Yani aldıkları oksijen miktarları birbirinden farklıdır. D tüpü 350 litre, E tüpü 660 litre, M tüpü 3000 litre, G tüpü 5300 litre, H tüpü 6900 litre oksijen kapasitelidir. Genellikle alanda E tipini ambulanslarda M veya daha büyük olan tüpleri kullanmaktayız. Oksijen tüpleri hastanede ve hastane öncesi acil bakımda kullanılır. Hastane öncesinde kullanılan iki tip oksijen sistemi vardır. Alanda kullanılan ve her yere taşınabilen oksijen tüpleri, buna biz portable oksijen tüpleri de diyoruz. Yine onun dışında ambulansın içine yerleştirilmiş daha geniş hacimli ve sabit olan oksijen tüpleri de vardır. Evet, burada arkadaşlar gördüğümüz, bakın burada gördüğümüz sabit olan ve ambulansın içerisine yerleştirilen geniş hacimli oksijen tüpleridir. Oksijen tüplerini kullanırken dikkat edilecek noktalara bir göz atalım. Silindirlerin ana kapağı sıkı bir şekilde kapatılmalıdır. Aksi takdirde oksijen kaçağı olabilir ve patlamalara neden olabiliriz. Yine silindire ateşle yaklaşılmaz ve yakında sigara içilmez. Oksijen tüpünün sarsılmadan özel taşıyıcı ile taşınması ve gaz kaçağı olmamasına dikkat edilmesi gerekir. Oksijen tüpünün sarsılmadan özel taşıyıcılarla taşınmasının önemli olduğunu vurguladık. Bakın arkadaşlar, burada size göstereyim. Bakın bu özel taşıyıcı. Oksijen tüpü bunun üzerine şu kısma yerleştirilerek sarsılmadan taşınması sağlanıyor. Yine silindirlerin dolu yedeği mutlaka bulundurulmalıdır. Özellikle acillerde ve ambulanslarda bu çok önem arz ediyor. Silindirin üzerindeki ekipmanların, ki bu ekipmanlar humidifer, flüometre, regülatör, bunların çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Tüpler yağlanmamalı ve yağlı elle tutulmamalıdır.
Oksijen tüpleri radyatör, elektrik prizi ve benzeri yerlerden uzak yerlere yerleştirilmelidir ve buralardan uzak tutulmalıdır. Oksijen tüpleri emniyetli, hafif, taşınabilir ve güvenilir özellikte olmalıdır. Arkadaşlar, oksijen tüpü tamamen bitmeden önce ne kadar süre kullanılabileceğini hesaplamada birçok metot var. Kullanılan oksijen tüpü tam olarak boşalmadan önce dolu tüple değiştirmek için yedek tüp mutlaka hazır bulundurulmalıdır. Türkiye'deki genel eğilim normal kliniklerde, acil olmayan kliniklerde tüpler boşalana kadar, yani tüpün %98'ini kullanmak yönündedir. Ancak sağlık personeli acil serviste veya ambulansta hiç beklenmedik ve çok ihtiyaç duyulan bir anda oksijenin bitmesi gibi bir durumla asla karşılaşmamalıdır. Genellikle basınç göstergesindeki oksijen basıncı 200'ü gösterdiğinde, ki bu kırmızı uyarı çizgisi düzeyindedir, ibre 200'ü, yani kırmızı uyarı çizgisini gösterdiğinde tüp değiştirilmelidir. Bu güvenlik miktarı olarak da isimlendirilir. Tüpte bulunan oksijen basıncını gören acil tıp teknisyeni silindirde ne kadar oksijen kaldığını ve ne kadar süre kullanılabileceğini hesaplayabilir. Ancak genel bir eğilim olarak diyoruz ki oksijen basıncı göstergesi 200'de ise mutlaka yedeğiyle değiştirilmelidir. Oksijen kaynağı ekipmanlarına bir göz atalım arkadaşlar. Bu ekipmanları 3 kısımda inceliyoruz. Birincisi regülatör, ikincisi flüometre, üçüncüsü ise humidiferdir. Arkadaşlar, oksijen kaynağı ekipmanlarından biri olan regülatöre bakalım öncelikle. Buna biz basınç ayarlayıcı da diyoruz. Oksijen tüpünün içindeki basınç hastaya oksijen vermek için çok yüksektir. Tıbbi açıdan bunun kullanılabilmesi için basıncın uygun seviyeye düşürülmesi gerekir ki bu uygun seviye genellikle 40 ila 70 pistopoint seviyesidir. Dolayısıyla hastaya tüpün içerisindeki oksijeni direkt olarak vermiyoruz. Bu regülatör aracılığıyla basıncını düşürüyoruz. Ondan sonra hastaya oksijenimizi veriyoruz. İşte bu basıncı düşüren, düşmüş basınçlı oksijenin hastaya verilmesini sağlayan bu sisteme biz regülatör diyoruz. Bu regülatörler aracılığıyla biz basıncı düşürüyoruz. Evet, buradan arkadaşlar bu regülatörü size şuradan göstereyim. Bakın şu regülatörümüz. Burada göstergeli bir regülatör var. İbreyi ne yapıyoruz? 40 ila 70 pistopoint seviyesine getirerek, dolayısıyla oksijenin basıncını düşürerek hastaya veriyoruz. Regülatör oksijen tüpüne tam olarak oturtulmalıdır. Gevşek yerleştirilmiş bir regülatör tüpü patlayıcı bir şekle dönüştürebilir. Arkadaşlar, oksijen kaynağı ekipmanlarımızdan ikincisi flüometreydi. Buna akım ölçer de diyoruz. Flüometre hastaya verilen oksijenin dakikadaki akış hızını litre olarak ayarlar. Zaten oksijenin birimi arkadaşlar litre bölü dakikadır. Yani hastaya biz oksijeni dakikada litre olarak göndeririz. Bunu da biz flüometre aracılığıyla ayarlarız. Evet, bakın flüometre dediğimiz şey budur arkadaşlar. Bunun aracılığıyla biz hastaya dakikada ne kadar litre oksijen göndereceğimizi ayarlayabiliriz. Bu flüometreler genellikle acil olarak kullanılacak olan oksijen tüplerinin üzerindeki basınç düzenleyicilerinin üzerine sabit olarak yerleştirilir. En sık olarak kullanılan flüometreler ise basınç ayarlı akım ölçerler ve Borden akım ölçerlerdir. Biz pratikte ambulanslarda, acillerde basınç ayarlı akım ölçerleri kullanmaktayız. Arkadaşlar, ambulanslarda ve acil servislerde biz daha çok basınç ayarlı akım ölçeri kullandığımızı söyledik. Basınç ayarlı akım ölçerlerde arkadaşlar işaretli bir tüp vardır. Yine şuradan size göstereyim. Bakın bir tüp arkadaşlar. Bunun üzeri ne yapmıştır? Numaralandırılmıştır. Numaralarla işaretlenmiştir. Aşağıdan itibaren başlar. İşte 1, 2, 3, 4, 5 diye yukarıya doğru artan sayılarla numaralandırılmıştır. Ve bu tüpün içerisinde akıma göre hareket eden bir küçük boncuk bulunur. Bakın şurada görüyorsunuz, boncuk bulunur.
Gaz akımı boncuğun alt tarafından iğneli bir valf ile kontrol edilir. Ve sistemden oksijen ne kadar fazla gelirse bu boncuk o kadar yukarıya çıkar. Gelen oksijenin akımı azaldıkça boncuk aşağıya doğru iner. Biz gelen oksijenin miktarını nereden ayarlayacağız? Bakın burada bir düğme var. Bu düğmeyi biz sağa çevirdikçe basınç ayarlı akım ölçere gelen oksijenin miktarını artıracağız ve de boncuğun yukarı çıkmasını sağlayacağız. Dolayısıyla hastaya daha yüksek yoğunlukta oksijen sağlayacağız. Ancak hastaya daha az yoğunlukta oksijen göndermek istiyorsak, yani dakikada daha az litre oksijen göndermek istiyorsak, buradaki düğmeyi sola doğru çevirerek akım ölçere geçen oksijenin miktarını azaltacağız. Dolayısıyla boncuk aşağıya doğru düşecek. Boncuk aşağıya düştükçe bizim hastaya gönderdiğimiz oksijenin dakikadaki litre miktarı da azalacaktır. Burada arkadaşlar gazın gelişini engelleyen bir durum söz konusuysa boncuğun aşağı düştüğünü görürsünüz. Çünkü bu boncuk sadece gelen gazın basıncını ölçer. Basınç ayarlı akım ölçerler yer çekiminden etkilenirler. Bunu da bilelim arkadaşlar. Bu nedenle mutlaka dik pozisyonda tutularak kullanılması gerekiyor. Arkadaşlar diğer bir oksijen kaynağı ekipmanımız humidiferdir. Buna biz oksijen manometre kavanozu ya da nemlendiriciler de diyoruz. Humidifer oksijen kaynağından gelen oksijenin nemlendirilmesini sağlayan cam veya plastikten yapılmış akım ölçerlere bağlı olarak kullanılan bir bölmedir. Oksijen akım ölçerden geçtikten sonra humidifere uğrar ve humidiferden geçer. Burada humidiferi size bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Bakın humidifer dediğimiz arkadaşlar işte şudur. Genellikle akım ölçerin hemen altına yerleştirilmiştir. Akım ölçerden sonra oksijen direkt olarak humidifere geçer ve humidiferin içerisindeki sudan baloncuklar çıkararak nemlendirildikten sonra geçer ve de ondan sonra da hastaya gönderilir. Evet, oksijen verme işleminden önce humidiferin, bakın burada da gördüğünüz gibi genellikle 3'te 2'sinin steril suyla doldurularak çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Ve normal koşullarda da bu humidiferin arkadaşlar 3'te 2'sinin steril suyla ya da bazı durumlarda kurumun tercihine göre çeşme suyuyla doldurulması tercih edilebiliyor. Merkezi sistemden ve tüpten gelen oksijen kurudur. İçinde hiç su buharı yoktur. Bu nedenle oksijen verilirken hastanın mukozalarının kurulmasını önlemek için nemlendirme çok önemlidir. Ağız, burun ve akciğerlerde mukozaların aşırı kuruması solunumu zorlaştırır. Oksijen kabın içindeki sudan baloncuklar oluşturarak geçer. Bu su kabı temiz tutulmazsa yosun ve tortu bağlayarak çeşitli bakterilerin, mantarların üremesine yol açar. Bu mikroplar doğrudan hasta veya yaralının solunum yollarına yerleşir. Bu nedenle her uygulamadan sonra kavanozun yıkanarak steril distile su ile doldurulması gerekmektedir. Ya da kurumun tercihine göre çeşme suyuyla doldurulması gerekmektedir. Ayrıca haftada bir kez uygun dezenfektanlar ile de dezenfekte edilmesi şarttır arkadaşlar. Şimdi oksijen uygulama yöntemlerine bir göz atalım arkadaşlar. Oksijen tedavisi hastane öncesi acil bakımın en önemli kısmını oluşturuyor. Solunumu çeşitli nedenlerle bozulmuş veya solunumu olmayan hastalarda uygulanır. Yöntem ne olursa olsun oksijen uygularken her koşula uygun farklı oksijen verme yöntemleri vardır. Uygulamanın amacı dokulara yeterli oksijeni sağlamaktır. Önemli olan durumun gerektirdiği oranda ve akımda oksijen uygulayabilmektir. Solunumu olan hastalarda farklı yöntemlerle, solunumu olmayan hastalarda farklı yöntemlerle oksijen uygulamaktayız arkadaşlar. Solunumu olan hastalarda nazal kanül, basit yüz maskesi, kısmi geri dönüşümlü maske, geri dönüşümsüz maske, ventrü maske, nebulizer maske, oksijen bağışlığı
gibi yöntemlerle oksijen vermekteyiz. Ama solunumu olmayan hastalarda ise balon val maske sistemini kullanıyoruz. Yani balon maske sistemi de deniliyor buna arkadaşlar. Ya da balon val maske sistemi de deniliyor. Bu yöntemi kullanıyoruz. Evet, solunumu olan hastalarda oksijen uygulama yöntemlerinden birinin nazal kanül olduğunu söylemiştik. Hasta veya yaralının burun deliklerine yerleştirilen yaklaşık 1,5 cm uzunluğunda çıkıntıları olan ince uzun polietilen ya da plastikten yapılmış iki ucu açık bir tüptür. Evet, şuradan arkadaşlar bakın, diyoruz işte burun deliklerine yerleştirilen yaklaşık 1,5 cm uzunluğunda çıkıntıları olan, bakın bu çıkıntılar şunlar, bunlar burun deliklerine yerleştiriliyor. Burun deliklerine yerleştirilen yaklaşık 1,5 cm uzunluğunda çıkıntılar olan polietilen bir tüptür dedik. Nazal kanülle verilecek oksijen akım hızı 4-6 litre bölü dakika olacak şekilde ayarlanmalıdır. Daha fazla akım hızı burun mukozalarını tahriş eder, hastaya rahatsızlık verir. Düşük akımda bile uzun süreli uygulamalarda burun mukozasında kurumaya neden olabilmektedir. Arkadaşlar, nazal kanül, yani bu yöntem düşük yoğunlukta, özellikle %24-44 oranında oksijen verilmesi gereken durumlarda genellikle kullanılır. Tıbbi acili olan ancak distreste olmamasına rağmen oksijenle rahatlayacağı düşünülen bütün hastalarda kullanılabilir. Yani hasta ambulansa alındığında hasta biraz gergin görünüyorsa, aslında oksijene ihtiyacı yoksa bile hastayı psikolojik açıdan rahatlatmak amaçlı hastaya nazal kanülle düşük yoğunlukta oksijen ne yapabilirsiniz? Verebilirsiniz. Bir sakıncası yok. Maske kullanamayan hastalarda da yine uygulanan bir yöntemdir. Arkadaşlar, nazal kanülün uygulanması basit, güvenli ve rahat bir yöntemdir. Hasta nazal kanül ile oksijen alırken yemek yiyebilir, konuşabilir, hareket edebilir. Yine nazal kanül ile oksijen uygulanmasında kanül etrafındaki oksijen kaçağının fazla olması ve akım hızının düşük olması sebebiyle hasta kalan oksijen ihtiyacını atmosferden sağlar. Bu nedenle %44'ten yüksek konsantrasyonda oksijen gereken durumlarda nazal kanül ile oksijen uygulanmamalı, başka yönteme geçilmelidir. Nazal kanül ile hastaya verilen her litre oksijen değişikliğinde oksijen yoğunluğu %4 oranında değişir arkadaşlar. Evet, bakın burada akım hızını görüyoruz. Buradan gösterelim, akım hızını görüyoruz burada. Burada ise oksijen yoğunluğunu görüyoruz. Eğer biz hastaya dakikada 1 litre veriyorsak hastaya %24 oranında oksijen sağlarız. 2 litrede %28, 3 litrede %32, 4 litrede %36, 5 litrede %40, 6 litrede %44 oranında hastaya oksijen sağlarız. Nazal kanül ile oksijen uygulama basamaklarına bir bakalım. Öncelikle eller yıkanır, eldiven giyilir. Danışman hekim istemi kontrol edilir eğer hastanede isek arkadaşlar. Hazırlanan malzemeler alınarak hasta veya yaralının bulunduğu yere getirilir. Hastaya ve yakınlarına tedavinin nedeni, süresi ve etkisi hakkında bilgi verilir. Burada kullandığımız maskeler, belirtelim, altını çizelim arkadaşlar, disposable'dır. Yani bir kullanımlıktır. Bir hastaya kullandığımız nazal kanülü ve de diğer materyalleri başka bir hastaya kullanmayız asla. İşlem için hastadan arkasından izin alınır arkadaşlar. Regülatör ile oksijen tüpü ya da merkez sistem bağlantısı yapılır ve kontrol edilir. Hastaya Fowler ya da semi-Fowler pozisyonu verilir. Tabii ki hasta uygunsa. Bu oksijen uygulama yöntemlerinde genel olarak tercih ettiğimiz bir pozisyondur. Çünkü bu pozisyonlar hastanın akciğer kapasitesini genişletir, daha rahat solunum yapmasını sağlar. Bu nedenle bu pozisyonları tercih etmeliyiz. Evet, nazal kanül söylediğimiz gibi disposable bir kullanımlıktır ve kendi kılıfı içerisinde steril halde bulunur. Bunu biz kılıfından hastaya kullanmak üzere çıkarırız. Nazal kanül ile oksijen çıkış ucu birleştirilir. Nazal kanülün delikli uçları hastanın burun deliklerine 1 cm içeri girecek şekilde yerleştirildikten sonra kanülün uzantıları kulak arkasından geçirilerek aynen bir gözlük gibi çene altında birleştirilir. Evet arkadaşlar, nazal kanülün uzantıları
kulak arkasından geçirilip çene altında birleştirildikten sonra oksijen tüpünün vanası açılır. Flüometreden danışman hekim istemine göre oksijen akım hızı ayarlanır. Hastaya rahat bir pozisyon verilir. Hastanın tedaviye cevabı gözlemlenir. Hastaya işlemin sonucu, tedavinin süresi ile ilgili bilgi verilir. Eldiven çıkarılır, eller yıkanır, malzemeler temizlenerek kaldırılır, tıbbi atıklar uygun şekilde yok edilir, oksijenin veriliş hızı, tedavi süresi, uygulanan yöntem ve gözlemler kayıt kağıtlarımıza kaydedilir. Nazal kanülle oksijen uygulamada dikkat edilecek noktalara bir bakalım arkadaşlar. Kanül uygun şekilde yerleştirilmelidir, aksi takdirde oksijen konsantrasyonu düşecektir. Hastaya burundan nefes alması söylenir. Çünkü uygulamayı biz burundan yapıyoruz. Oksijeni burundan veriyoruz nazal kanül aracılığıyla. Nazal kanül ile uzun süre oksijen verilmesi solunum mukozalarını tahriş eder. Bu durumu önlemek için humidifere nemlendirici eklenmesi gerekir. Hastanın kulak arkası tahriş yönünden gözlenir. Özellikle uzun süreli uygulamalarda kulak arkasının tahriş olduğunu görmekteyiz. Bu bölgelerin temizliği yapılıp yumuşatıcı losyon sürülmesi gerekir. Ağızdan nefes alan ve burnu tıkalı hastalarda nazal kanül ile oksijen uygulama yöntemi tercih edilmemelidir. Kanül uçları burun deliklerinde tahrişe neden olabilir. Bu nedenle sık sık burun delikleri kontrol edilerek temizlik yapılması gerekir. Her hasta için steril nazal kanül kullanılmalı. Ve gözle görülür kirlenme olduğunda hemen tekrar diğer kanülle değiştirilmelidir. Solunumu olan hastalarda oksijen uygulama yöntemlerinden bir diğeri de oksijen maskeleriydi arkadaşlar. Oksijen maskeleri kauçuk veya plastikten yapılmış, ağız ve burnu içine alacak şekilde düzenlenmiş, hasta veya yaralının akciğerlerinin oksijenlenmesi ve ventilasyonu için kullanılan araçlardır. Üzerindeki lastik ve burun klipsi maskenin yüze rahatça takılmasını sağlar. Kısa süreli oksijen tedavisinde kullanılması tercih edilir. Şeffaf maskelerin tercih edilmesi gerekir. Çünkü hastanın dudak rengi ve kusup kusmadığı gibi durumlar kontrol edilebilir, izlenebilir. Pediatrik ve yetişkinlerde kullanılmak üzere değişik özellikte ve ebatlarda oksijen maskeleri mevcuttur. Oksijen maskesi çeşitlerimize bir bakalım. Basit yüz maskesi, Venturi maske, kısmi geri dönüşümlü maske, partial rebreathing maske de deniliyor buna arkadaşlar. Geri dönüşümsüz maske, non-breather maske, oksijen başlığı ki buraya kadar olanlar solunum olan hastalarda kullanılıyor. Yine balon valve maske var. Bu maske ise solunumu olmayan kalbi durmuş arrest hastalarda kullandığımız ve tercih ettiğimiz maske çeşididir. Maske çeşitlerimizden ilki basit yüz maskesiydi. Basit yüz maskesi hastanın ağız ve burnunu tamamen kaplayan yumuşak şeffaf plastikten yapılmış bir maskedir. Evet, burada şekilde de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, hastanın burnunu ve ağzını içine alacak şekilde dizayn edilmiştir. Burada arkadaşlar basit yüz maskesinde ince bir giriş deliği ve başa takmak için elastik bir bant vardır. İki taraftaki delikler, bakın şuradaki deliklerden bahsediyorum. Fazla gazların, özellikle ekspiryum gazlarının, yani nefes verme sırasında dışarı çıkan karbondioksitten zengin gazların dışarıya çıkmasına olanak sağlar. Yetişkin ve çocuklarda kullanılmak üzere çeşitli ebatlarda basit yüz maskesi mevcuttur. Basit yüz maskesinin dezavantajları vardır arkadaşlar. Bunlara bir bakalım. Hasta yüzünün kapanması konusunda endişeli olabilir. Sanki hasta hani solunum yapamayacakmış gibi, ağzı burnu kapanmış gibi hissedebilir. Böyle zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Hasta takmak istemeyebiliyor. Yine hava yolu ve solunumu izlemek daha zordur. Çünkü ağız ve burun kısmen kapalıdır. Hastanın sözlü iletişimi daha zordur. Maske hastanın burun ve ağız bölümünü kapattığı için yemek yemesini ve konuşmasını engeller. Kısa süreli oksijen tedavisi gereken hastalarda kullanımının daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Evet, basit yüz maskesi ile %40 ila 60 arası konsantrasyonda hastaya oksijen verilmiş olur. Oksijen akım hızı 5 ila 8 litre bölü dakika olarak ayarlanmalıdır. Ama genelde arkadaşlar dakikada biz 6 litreden daha az vermeyi tercih etmiyoruz. Örneğin dakikada 1 litre verildiğinde maskede karbondioksit birikeceği için hasta veya yaralı havada bulunandan daha az oksijen alır.
Bu nedenle bu konunun altını tekrar çiziyorum. Oldukça önemli. Basit yüz maskesi kullanılan hastalarda dakikada biz 6 litreden daha az oksijen ne yapmayacağız? Asla vermeyeceğiz. Bebekler için kullanılan basit yüz maskelerinin de stoması olan hastalarda tercih edilebileceğini, kullanılabileceğini burada söylemiş olalım. Basit yüz maskesi ile oksijen uygulama basamaklarını bir gözden geçirelim. Nazal kanülle oksijen uygulama tekniğinde olduğu gibi ön hazırlık yapılır. Basit yüz maskesi tepe burun köküne, bakın arkadaşlar şurada göstereyim size. Şu tepe kısmı burnun köküne, yani burnun çukur kısmına, burnun alınla birleştiği çukur kısma yerleştirilir. Taban ise alt dudakla çene arasına gelecek şekilde, dudakla alt çene arasındaki çukura yerleşecek şekilde alt kısmı yerleştirilir basit yüz maskesinin. Burada önemli olan ağız ve burnu tamamen içine almasıdır arkadaşlar. Daha sonra burun içine alacak şekilde yerleştirilir ve elastik bantlar başa geçirilerek, bakın burada elastik bantlarımız var. Elastik bantlarımız kulak üstünden başa doğru geçirilerek maske sabitlenir. Maskenin sabitlenirken yüze tam oturduğundan ve açıklık kalmadığından emin olmamız gerekiyor. Yoksa verdiğimiz oksijen konsantrasyonu, oksijen yoğunluğu düşer. Oksijen akım hızı ayarlanarak oksijen uygulanır ve takip edilir. Evet, basit yüz maskesi ve akım hızlarına bir bakalım ve bu akım hızlarında sağlanan oksijen yoğunluğuna. Evet, burada bakalım. Akım hızları, evet burada sağladığı oksijen yoğunluğu burada. Evet, 5-6 litrede %40 oksijen elde ediyoruz. 6-7 litreden verdiğimizde %50 oranında, 7-8 litre verdiğimizde ise %60 oranında oksijen yoğunluğu elde ediyoruz. Evet, solunumu olan hastalarda oksijen uygulama yöntemlerinden bir diğeri ise Venture maskedir arkadaşlar. Venture maske basit bir yüz maskesi. Bakın burada gördüğünüz gibi basit bir yüz maskesi ve oksijen aktarmak üzere değişik oranlarda oksijen geçişine izin veren değişik renkli adaptörlerden meydana gelir. Adaptörler ne işe yarar arkadaşlar? Adaptörler hastanın verdiği soluğun bir kısmını dışarı çıkartır, dışarı verir, dışarı çıkmasına olanak sağlar. Diğer kısmının ise tüpten gelen oksijenle karışarak hastaya verilmesini sağlayan aparatlardır. Böylece sürekli ve aynı yoğunlukta oksijen hastaya verilmiş olur. Arkadaşlar, Venture maske özellikle hafif solunum sıkıntısı olan hastalarda, örneğin KOAH'lı hastalarda özellikle tercih edilen bir maskedir. Hastaya %24 ila 50 oranında oksijen sağlar. Diğer maskelerde ve oksijen verme yöntemlerinde olduğu gibi nemlendirme gerekmez. Çünkü oksijenin önemli bir kısmı oda havasından karşılanır. Ve gelen oksijen üst solunum yollarında nemlendirilerek akciğere ulaşır. Venture maske ile oksijen uygulama tekniği basit yüz maskesinde olduğu gibidir. Tek farkı, oksijenin konsantrasyonu ve akım hızını ayarlayan bir aparattan geçerek maskeye gelmesidir. Venture maske adaptörleri ve akım hızlarına bir bakalım. Bakın arkadaşlar, burada bunlar adaptörlerimiz, renkli adaptörlerimiz. İşte bu adaptörler sayesinde hastaya farklı yoğunlukta oksijen verebiliyoruz maskeyle. Hangi renk adaptör ne kadar oksijen yoğunluğu ve akım hızı sağlıyor? Onlara bir bakalım. Renk olarak maviye baktığımızda 4 litre bölü dakikadan gönderdiğimizde %24 yoğunluğunda oksijen sağlıyoruz. Sarı renkli de 4 litre bölü dakikadan gönderdiğimizde %28 oksijen yoğunluğu sağlıyoruz. Beyaz renkli de 6 litre bölü dakikadan gönderdiğimizde %31 oksijen yoğunluğu sağlıyoruz. Yeşilde 8 litre bölü dakikadan gönderdiğimizde %35 oksijen yoğunluğu sağlıyoruz. Kırmızıda 8 litre bölü dakikadan gönderdiğimizde %40 oksijen yoğunluğu sağlıyoruz. Turuncu adaptörle gönderdiğimizde 8 litre bölü dakikadan %50 oranında oksijen yoğunluğu sağlıyoruz.
Arkadaşlar daha önceki slaydımızda da gösterdik. Ventro maske adaptörleri burada farklı renklere sahip olduğunu söylemiştik. Bu adaptörlerin diğer bileşenleriyle birlikte birleştirilerek yüze yerleştirilmesi nasıl oluyor ona bir bakalım. Evet, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar üste basit bir maske. Basit maskenin altına bağlantı tüpünü yerleştiriyoruz. Bu Ventro maskenin bağlantı tüpü var. Yerleştirmesek de olur ama yerleştirilmesi tercih ediliyor. Bu bağlantı tüpünün alt kısmına ise biz hangi yoğunlukta oksijen vermek istiyorsak o renge ait adaptörümüzü takıyoruz. Adaptörümüzü taktıktan sonra adaptörümüzün kendi kapsülü var arkadaşlar. Bakın şurada da görüyorsunuz bu kapsülü. Şeffaf bir kapsül. Bu kapsülün içerisine yerleştirerek Ventro maskeyi sabitliyoruz. Daha sonra ucunu Ventro maskenin şu kısımdaki ucunu ise hastaya oksijen gönderdiğimiz borucukla birleşimini sağlıyoruz. Daha sonra bu birleşimi sağladıktan sonra uygun yoğunluktaki oksijeni açarak hastanın maskesini hastanın ağzını ve burnunu içine alacak şekilde yüzüne yerleştiriyoruz ve elastik bandı kafaya geçirerek sabitliyoruz. Arkadaşlar hastaya oksijen sağlayan, değişik yoğunlukta oksijen sağlayan bir başka maskemiz ise kısmi geri dönüşümlü maskedir. Buna partial breather maske de deniliyor. Basit bir yüz maskesi ve ona bağlı şeffaf torbadan yani rezervuardan oluşuyor. Evet, burada da gördüğünüz gibi şuradan gösterelim arkadaşlar. Basit bir maske. Buna bağlı bir torba yani rezervuardan oluşuyor. Maske ile torba arasında iki yönlü hava geçiren bağlantı tüpü vardır. Evet, şu aradaki bağlantı tüpü arkadaşlar iki yönlüdür. Bu tüplerden birisi inspirasyon sırasında torbadaki oksijenin hastaya geçişini sağlarken, diğeri ise ekspire edilen yani dışarı verilen havanın bir kısmını torbaya geri dönüşünü sağlar. Bu sistemde amaç nedir arkadaşlar? Hastanın ekspire ettiği havanın bir kısmının yeniden inspire edilmesini sağlamaktır. Bu şekilde hastalara daha uygun konsantrasyonda oksijen verilir. Oksijen akım hızı 6 ile 15 litre bölü dakika olarak ayarlandığında hastaya biz %35 ile 60 oranında ve bu konsantrasyonda oksijen sağlarız. Oksijen akım hızı ayarlanırken rezervuarın yani şuradaki bu torbanın kollebe olmamasına yani çökmemesine dikkat ediyoruz. Açık kalması lazım. Havayla dolu olması lazım bu torbanın. Kısmi geri dönüşümlü maske arkadaşlar hastanın yüzüne doğru bir şekilde yerleştirildiği zaman ancak işe yarar. Ancak istenilen şekilde kurallara uyarak yerleştirilmeyen bir maskede kısmi geri dönüşümlü maske efektif olmayacaktır, işe yaramayacaktır. Burada önce arkadaşlar oksijeni biz rezervuara bağlıyoruz yani torbaya bağlıyoruz. Torbanın içini oksijenle dolduruyoruz. Bunu yaptıktan sonra maskeyi hastanın ağzını ve burnunu içine alacak şekilde yüze yerleştiriyoruz. Basit yüz maskesinde uygulanan teknikle oksijen verilir. Torbaya doldurulan oksijen miktarı burada önemlidir arkadaşlar. Hasta soluduğunda torbanın 3'te 2'si dolu olacak şekilde torbaya oksijen doldurulmalıdır. Yani torbanın hepsini ne yapmıyoruz? Oksijenle doldurmuyoruz. Hasta soluduğunda torbanın 3'te 2'si oksijenle birlikte dolu olacak şekilde rezervuarı doldurmalıyız. Bunun nedeni nedir? Hastanın verdiği soluk torbaya dolacak, torbanın içindeki oksijenle karışacak ve oksijen yüzdesi hastanın soluk alırken verdiği soluğa yakın olacaktır. Burada arkadaşlar kısmi geri dönüşümlü maskeler görmekteyiz. Bunlar ve bunun ağız ve burnu içe alacak şekilde basit yüz maskesinde olduğu gibi yüze nasıl yerleştirildiğini görmekteyiz. Evet, bu kısmi geri dönüşümlü maskedeki akım hızları ve sağladıkları oksijen yoğunluklarına bir bakalım. Eğer hastaya
6 litre bölü dakikadan veriyorsanız hastaya %35 yoğunlukta oksijen sağlarsınız. 8 litre bölü dakikadan oksijen veriyorsanız %45-50 yoğunluğunda oksijen. 10-15 litre bölü dakika hızında veriyorsanız %60 yoğunluğunda oksijen sağlarsınız. Arkadaşlar, hastalara oksijen verdiğimiz, oksijen sağladığımız diğer bir yöntemimiz geri dönüşümsüz maske. Non-breather maske de diyoruz buna. Geri dönüşümsüz maske yüksek yoğunlukta oksijen verebilen en uygun maskedir arkadaşlar. Diğer maskelerden farkı oldukça yüksek yoğunlukta %100'e yakın bir oksijen sağlayabiliyoruz hastaya bunda. Yine maske ve şeffaf torbadan, yani rezervuardan oluşur. Kısmi geri dönüşümlü maskeden farkı, maske ile torba arasındaki bağlantı tüpü tek yönlüdür. Kısmi geri dönüşümlü maskede biliyorsunuz iki yönlüydü. Bu bağlantı tüpünde ekspiryum sırasında gazın maskeden rezervuar torbasına girişini önleyen bir valve bulunur. Yani hastanın ekspire ettiği hava rezervuara burada geçemez. Dolayısıyla hastanın verdiği soluk torbaya gitmez. Sadece torbadan hastaya oksijen geçişini sağlayan bir valve vardır. Dolayısıyla torbadaki rezervuardaki hava karbondioksitle birleşmediği için hastaya saf oksijen gönderebilme ihtimalimiz burada yükselir. Ayrıca maskenin her iki yanında valve vardır. Bu valve'ler, yani bu kapaklar, inspirium sırasında oda havasının maske içerisine girişini önlerken hastanın ekspiriumu sırasında maskenin içerisine geçen karbondioksitin açılarak, yani bu valve'in açılarak maskedeki havanın dışarıya çıkışına izin verir. Bu maskede 10-15 litre bölü dakika oksijen akımı ile %99 yoğunlukta hastaya oksijen verebiliyoruz. Acil tıp hizmetlerinde çoğunlukla geri dönüşümsüz maske kullanılır. Özellikle hipoksi veya şokta olan hastalarda kullanılır. Kuahta ise kullanmayı pek tercih etmiyoruz, solunum durması hariç. Yüze fazla bası yaptığından dolayı yüze nekrozlara neden olabilir. Bu nedenle uzun süre kullanılmamalıdır. Geri dönüşümsüz maskedeki akım hızları ve bu akım hızlarının sağladığı oksijen yoğunluklarına bir bakalım. Eğer biz hastaya dakikada 6 litreden oksijen verirsek %60 yoğunluğunda oksijen sağlıyoruz. 7 litre bölü dakikadan verirsek %70 yoğunluğunda oksijen sağlıyoruz. 8 litre bölü dakikadan verirsek %80 yoğunluğunda oksijen sağlıyoruz. 10-15 litre bölü dakikadan verirsek %99 yoğunluğunda oksijen sağlıyoruz. Geri dönüşümsüz maske ile ilgili birkaç eklenti daha yapalım arkadaşlar. Geri dönüşümsüz maskenin kullanımı, kısmi geri dönüşümlü maskenin kullanımıyla hemen hemen aynıdır. Evet, burada da yine örneklerini görmekteyiz. Yine bakın, bağlantısı kısmi geri dönüşümlü maskede olduğu gibidir ve kullanımı gibidir. Bunun dışında arkadaşlar, çocuklarda daha çok tercih edilen bir oksijen verme yöntemimiz vardır. Bu oksijen başlığıyla uygulanan bir oksijen uygulama yöntemidir. Bir bakalım oksijen başlığına. 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılan ve çocuğun başını çevreleyen şeffaf plastikten yapılmış bir başlıktır. Bakın burada gördüğünüz gibi. Çocuğun başı bu maskenin içerisine yerleştirilir. Ve bu başlığın yan tarafında oksijen tüpüne bağlantıyı sağlayan bir borucuk vardır. Ve bu borucuk oksijen tüpüne bağlanır. Ve ne kadar yoğunlukta oksijen vermek istiyorsak, yoğunluğu ayarlandıktan sonra oksijen başlığının içerisine oksijen gönderilir. Oksijen akım hızı 10-15 litre dakika olacak şekilde ayarlanırsa oksijen yoğunluğu %80-90 oranına ulaşabilir. 1 yaşın üzerindeki çocukların başlarına göre küçük olduğundan kullanım kısıtlıdır. Yani bu oksijen başlığı genellikle 1 yaşın altındaki çocuklarda tercih edilir. Bu sistemde oksijen tedavisi sırasında çocuğun hareketi kısıtlanmadığı için kullanımı oldukça rahattır. Arkadaşlar, hastaya oksijen verme yöntemlerimizden bir diğeri balon valve maske ile oksijen verme yöntemidir. Balon valve maske bir maske
ve balon şeklindeki ambudan ve rezervuardan oluşmaktadır. Ayrıca ilave oksijen uygulamak için bağlantı yeri vardır. Solunumu durmuş olan hastaya kuvvetle hava vermek için kullanılır. Daha önceden de belirtmiştik. Kardiyak arrestlerde ve solunumu durmuş olan hastalarda oksijen verme yöntemidir bu arkadaşlar. Solunumu, spontan solunumu olan hastalarda bu oksijen verme yöntemini kullanmıyoruz. En etkili ve en güvenilir solutma yöntemi trakeal tüp yolu ile yapılandır. Yani biz balonval maskeli hastayı soluturken hastaya trakeal tüp takmayı tercih ediyoruz. Trakeal tüpe balonval maskenin bağlantısını yaparak hastayı oksijenlendiriyoruz. Bu en güvenilir yöntemdir. Trakeal entübasyon gerçekleştirilemiyorsa balonval maske kullanılarak yeterli oksijenlenme ve solutma sağlanabilir. Özellikle kısa süreli oksijen sağlamalarda, çok uzun süreli değil tabii ki, kısa süreli hastayı oksijenlendirmede hastaya trakeal tüp takmadan balonval maskenin kendisini kullanarak hastayı ne yapabiliriz? Etkili bir şekilde solutabiliriz. Balonval maske ile solutmanın kısa süreli uygulamalarda trakeal tüp ile uygulanan solutma kadar etkili olduğu da söylenebilir. Ve bu kanıtlanmıştır da zaten arkadaşlar. Arkadaşlar burada balonval maskemizi biraz tanıyalım. Evet, burada saydam bir maskemiz var. Bakın burada görüyorsunuz. Saydam bir maske. Bu saydam maskenin yüze yerleştirilen kısmında, bu kısımda yumuşak anatomik bir çevre vardır. Yine yüz maskesi şişirme valvimiz var burada. Yani şuradaki yumuşak anatomik çevreyi şişirmek için burada giriş yerimiz var. Valvlidir bu. Yani kapaklıdır. Yine bunun bağlandığı bir bağlantı kısmı var. Bağlantı kısmının üst kısmında basınç boşaltma valvi var. Burası arkadaşlar. Biz hastaya havayı verirken uyguladığımız basınç özellikle 35-45 santimetre suyu geçerse bu fazla basınç buradan boşaltılıyor. Dolayısıyla hastaya fazla basınçlı oksijen ve de hava verilmesi önlenmiş oluyor. Burada arkadaşlar balonlu ambumuz var. Ya da buna sadece de balon da diyebiliyoruz bu kısma. Bu kısma elimizle bastırarak içerideki havayı hastaya ne yapıyoruz? İtiyoruz bu balon sayesinde. Bu balonun gerisinde ise arkadaşlar bir oksijen bağlantı borusu, bağlantı aparatı var. Bu aparat oksijen hortumuna bağlanıyor. Oksijen hortumu ise oksijen tüpüne bağlanarak hastaya oksijen gönderiliyor bu sayede. Bu hortum nereye bağlıdır arkadaşlar? Balona bağlıdır. Balonun içerisine ne yaparsınız? Direkt olarak buranın sayesinde oksijen gönderebilirsiniz. Yine bu balonun gerisinde arkadaşlar oksijen rezervuar balonu var. Hastaya oksijen uygulamadan önce bu rezervuara biz ne yaparız? Oksijen doldururuz. Eğer hastaya %100'e yakın oksijen vermek istiyorsak bu rezervuarı takmalıyız. Eğer daha yüksek, daha az yoğunlukta oksijen gerekiyorsa hastaya bu rezervuarı takmanız şart değil. Ancak %100'e yakın yoğunlukta hastaya oksijen vermek istiyorsanız öncelikle bu rezervuarı oksijenle doldurursunuz. Arkasından hastaya bu maskeyle oksijen verirsiniz ve hastaya dolayısıyla daha yüksek yoğunlukta böylece oksijen sağlamış olursunuz. Arkadaşlar iki çeşit balon valve maske çeşidimiz vardır. Bunlardan birincisi balonu kendi kendine şişenler. İkincisi ise oksijen akımı ile şişenlerdir. Yeniden canlandırma uygulamaları sırasında balonu kendiliğinden şişen cihazların kullanılması daha uygundur. Daha pratiktir. Çocukları solutmada kullanılan balonların hacmi genellikle arkadaşlar şurada şekilde de gördüğümüz gibi 250 mililitre olmalıdır.
Bebek ve çocuklarda kullanılan balon hacmi ise genellikle 450-500 ml civarında olanlar tercih edilir. Yetişkinlerde ise balon hacmi 2000 ml olanlar tercih edilir. Bu balonun hacmi ne olursa olsun, hastaya uygulanacak hacim kişinin akciğerlerini havalandıracak kadar olmalıdır. Fazla basınç veya fazla hacim uygulanması, göğüs kafesi içindeki basıncı artırarak kalbe olan venöz dönüşümü engelleyecektir. Dolayısıyla kalp debisini de azaltacaktır. Sonuçta beyin ve koroner kan akımını da düşürecektir bu durum. Ayrıca aşırı basınç uygulanması akciğerlerde hava kaçağına, mide şişmesine ve kusmaya bağlı aspirasyona neden olacaktır. Arkadaşlar, balon valf maskeyi kullanırken balon valf maskeye oksijen bağlamadan, yani oksijen desteği olmadan hastayı ortam havasıyla %21 konsantrasyonda oksijenle solutmak mümkündür. Bu değer oksijen bağlanması ile yaklaşık %45'e kadar yükseltilebilir. Yani balon valf maskeye oksijen borucuğunu bağlayarak ve balona oksijen göndererek hastaya gönderdiğimiz oksijenin yoğunluğunu %45'e kadar yükseltebiliyoruz. Bunun dışında üçüncü alternatifimiz arkadaşlar, eğer hastaya yüksek konsantrasyonda oksijen verilmesi gerekiyorsa, o zaman bu balon valf maskeye biz rezervuar bağlıyoruz. Rezervuar sistem bağlanırsa, oksijen akımı 15 litre dakika olacak şekilde de ayarlanırsa, hastaya %90 yoğunlukta oksijen verebiliyoruz. Demek ki arkadaşlar, balon valf maskeyi kullanarak hastaya %21, %45, %90 yoğunlukta oksijen sağlayabiliyoruz. %21 sağlayabilmemiz için balon valf maskeye herhangi bir oksijen desteği vermeden sadece atmosfer ve ortam havasını kullanıyoruz. %45'e kadar oksijen verebilmek için balon kısmına oksijeni bağlıyoruz. %90 ve üzerinde yoğunlukta oksijen sağlayabilmek için de mutlaka rezervuar sistemini kullanıyoruz ve rezervuar sistemini oksijenle dolduruyoruz. Kendiliğinden şişen balon, yani balon valf maske, yüz maskesinin dışında trakeal tüp, laringeal maske gibi alternatif bir hava yoluna bağlanarak oksijenasyon ve ventilasyon da sağlanır. Balon valf maske cihazlarının çoğunda barotravmayı, yani basınca bağlı travmayı önlemek için bir basınç salı verme kapağı vardır. Şuradan daha önce göstermiştik, yine gösterelim. Şu kısımda arkadaşlar, barotravmayı önlemek için bir basınç salı verme kapağı vardır. Bu kapak pediatrik ve yetişkinlere göre ayarlanabilir. Basınç salı verme kapağı solutma sırasında uygulanan basınç 35-45 cm suyu geçerse kendiliğinden açılır ve fazla basıncın dışarı çıkmasını sağlar. Böylece akciğerlere fazla basınç uygulanması engellenir. Ancak daha yüksek basınç gereken durumlarda basınç salı verme kapağı geçici olarak elle kapatılarak devre dışı bırakılır. Bu işlem çok dikkatli yapılmalı ve asla akciğerlere yüksek basınçlı gaz karışımı gönderilmemelidir. Normal basınçta solutulabilen hastalarda bu valfler asla kapatılmamalı ve her zaman açık bırakılarak hava kaçağına izin verilmelidir. Balon valf maske ile oksijen uygulama basamaklarına bir bakalım. Hazırlanan malzemeler, ki bunlar eldiven, oksijen tüpü, regülatör, oksijen uygulamak için uygun balon valf maske, alınarak hastanın bulunduğu yere getirilir. Hasta ve yakınlarına tedavinin nedeni, süresi ve etkisi hakkında bilgi verilir. Eldiven giyilir, hasta ve yaralıya sırt üstü yatış pozisyonu verilir. Balon valf maske kılıfından çıkarılır. Uygulama öncesi nazal veya oral hava yolu yöntemleri kullanılır ve baş ekstansiyona getirilir. Servikal travma şüphesi yoksa baş çene pozisyonu, travma şüphesi varsa çene itme pozisyonu verilir. Yalnız şunun altını tekrar çizelim. Uygulama öncesi mutlaka oral airway hastaya takmak gerekiyor.
Hava yolunun açılması ve maskenin yüze yerleştirilmesinde eğer tek kişi isek ve bu uygulamayı tek kişi yapıyorsak EC tekniği kullanılır arkadaşlar. Yani maskenin yüze yerleştirilirken ele verilen şeklinden dolayı buna EC tekniği diyoruz arkadaşlar. Eğer maske yüze doğru yerleştirilmezse veya balon kısmı yeterince güçlü sıkılmazsa etkili suni solunum gerçekleşmez. Balon wife maskeyi tek kişiyken uygularken EC tekniğini kullandığımızı söylemiştik. Bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bu tekniği nasıl uyguluyoruz bir bakalım. Bir elin baş ve işaret parmakları C şekline getirilir arkadaşlar. Şuradan şekilden bakalım. Bakın şu işaret ve baş parmak C şekline getiriliyor ve maske sıkıca kavranıyor. Etrafından sıkıca kavranıyor ve maske ağız ve burnu içine alacak şekilde yüze sıkıca kapatılıyor. Sıkıca yerleştiriliyor. Hava almayacak ya da vermeyecek şekilde. Yine 3. 4. ve 5. parmaklar ise E şekline getirilip alt çenenin köşesinden ucuna doğru kemik yapı üzerine yerleştiriliyor. Bakın arkadaşlar, şu 3 parmağımız da çenenin köşesinden itibaren ucuna doğru yerleştiriliyor. Yerleştirdiğimiz E şeklindeki parmaklarımızla biz alt çeneyi öne ve yukarı doğru kaldırıyoruz ve dilin arka farenksi kapatmasını engelliyoruz. Bu işlemi yaparken arkadaşlar çenenin altındaki yumuşak dokuyu sıkmamamız önemli. Çenenin altındaki yumuşak dokuya basınç yaparsanız dili kaldırarak, alt taraftan dili kaldırarak hava yolunu kapatırsınız. Bu istemediğimiz bir şey ve hastanın havalandırılmasını, akciğerlerin havalandırılmasını engellemiş olursunuz. Diğer elimiz ile ise balon valve maskenin balonunu tutarak sıkıyoruz ve içeriye balonun içerisindeki havayı itiyoruz. Balon valve maskeyi uygularken eğer iki kişi isek arkadaşlar daha etkili bir uygulama söz konusu olur. Daha efektif olur. Burada iki kişi isek birinci kişi hastanın baş kısmına geçer. Şekilde de gördüğünüz gibi arkadaşlar iki elle başa uygun pozisyon verir. Hava yolunu açar ve maskeyi yüze yerleştirir. İkinci kişi de balonu sıkar ve gerekiyorsa oksijen verilmesini sağlar. Bu şekilde maskenin hastanın yüzüne daha iyi oturması sağlanır ve hastanın akciğerleri daha etkili ventile edilir. Peki arkadaşlar, ister iki kişiyle olsun, ister bir kişiyle olsun balon ve maskeyi uygularken bir dakikada balonu kaç defa sıkacağız? Arkadaşlar 5-6 saniyede bir sıkacağız. Bu dakikada 10-12 sıkmaya denk geliyor. Balon valve maske ile oksijen uygulamada yine hastanın tedaviye cevabı gözlenir. Hasta yakınlarına işlem sonucu tedavinin süresi ve durdurulması gereken durumlar hakkında bilgi verilir. Eldiven çıkarılır, eller yıkanır. Malzemeler temizlenerek kaldırılır. Tıbbi atıklar uygun şekilde yok edilir. Oksijenin veriliş saati, hızı, tedavi süresi, uygulanan yöntem ve gözlemler gözlem formuna kaydedilir. Balon valve maske ile hastayı solutma esnasında göğsün yeterince havalanmadığı görülürse sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmamız gerekiyor. Baş pozisyonunu kontrol ederek başa yeniden tekrar pozisyon vermemiz gerekiyor. Yine maskenin yüzeyi oturup oturmadığını kontrol etmeliyiz. Alt çene yukarı ve yana doğru itilerek hava yolu açıklığı sağlanır. Yine gerekli durumlarda üst hava yollarındaki tıkaç ve salgılar aspire edilir. Yine balon valve maskenin sağlam olup olmadığı kontrol edilir. Balon valve maske ile solutmada şu hususlara dikkat edilir.
İşlem sırasında hava yolu açıklığı sağlanır ve sürdürülür. Yine maskenin yüze doğru şekilde ve sıkıca yerleştirildiğinden emin olunur. Her balon sıkıldığında göğüs kafesi mutlaka gözlemlenir. Göğüs kafesinin bir miktar yukarı çıktığının görülmesi yeterli solutmanın göstergesidir. Gereğinden fazla hava ile solutmadan kaçınılır. Akciğerlere gerekenden fazla hava göndermek solunumu daha iyi yaptırdığımız anlamına gelmiyor. Genel olarak oksijen uygulamada dikkat edilecek noktalara bir bakalım. Hastanın solunum yollarının açık olup olmadığı kontrol edilir ve sekresyon varsa temizlenir, aspire edilir. Yani hastaya oksijen vermeden önce solunum yollarının açık olduğundan emin olmalıyız. Yine oksijen nemlendirilerek verilmelidir. Aksi halde solunum yollarını kurutur ve irite eder. Yine mukoza kuruluğunu engellemek amaçlı 3-4 saatte bir ağız bakımı yapılır. İşlemin başladığı saat, süresi, yöntemi, dakikası, akım hızı ve hastanın tedaviye tepkisi ve cevabı mutlaka gerekli formlara kaydedilmelidir. Her iki saatte bir kanül ve maskenin ciltte temas ettiği noktalar gözlemlenerek tahriş ve irite etmiş mi etmemiş mi bakılır ve gerektiğinde bakımı yapılır. Her 4-8 saatte bir akım hızı ve humidiferin doluluk oranı kontrol edilir. Yine oksijen vermede kullanılan maske, nazal kanül sterildir, disposable tek kullanımlıdır ve kişiye özeldir. Bir kişiye kullandığımız malzemeleri başka bir kişiye kesinlikle kullanmamalıyız. Yine oksijen uygulamada dikkat edilecek diğer noktalar ise arkadaşlar, uzun süreli kullanımlarda maske veya nazal kanülde gözle görünür kirlenme gözlendiğinde mutlaka değiştirilmesi gerekir. Değiştirme imkanı yoksa düzenli aralıklarla ve uygun dezenfektanlarla temizlenmelidir. Yine karbondioksit retansiyonu fazla olan ve kusan hastalarda basit yüz maskesi kullanılmaz. Maske burun ve ağız bölümünü kapattığı için hasta boğulma duygusu yaşayarak maskeyi istemeyebilir. Bu nedenle hastanın bir süre yanında kalarak sakinleşmesi, rahatlaması sağlanır. Çocuklarda ve yetişkinlerde şeffaf olan yüz maskeleri tercih edilir. Çünkü dudak rengi ve kusma olup olmadığı daha rahat izlenir. Maske gözlere baskı yapmamalıdır. Hastanın yemek saatlerinde ya da öksürme gibi ihtiyaçları olduğunda maskeyi çıkarmaları gerekir. Bu durumda hastaya yardımcı olunmalıdır. Oksijen tedavisinin komplikasyonlarına bakalım. Oksijen tedavisinin ilaç tedavisi gibi çeşitli yan etkileri vardır. Oksijen hasta veya yaralıya gerektiğinde verilmelidir. Aşırı dozda verilmesi, tedavinin uzun sürmesi, uygulama sırasında belirtilen kurallara uyulmaması durumunda çeşitli komplikasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bunlara sırasıyla bir bakalım. Oksijen tedavisinin komplikasyonlarından biri solunum depresyonudur. Oksijen yoğunluğu çok artırılırsa solunum yavaşlar, ventilasyon azalır, kandaki karbondioksit artar. Böylece hastada fiziksel aktivitede ve zihinsel işlevlerde yavaşlama, ayrıca uyuklama hali görülür ve bilinç kaybını hatta ölüme yol açar. Bu durumu önlemek için oksijen uygulaması mümkün olan en kısa zamanda durdurulmalıdır. Diğer bir oksijen uygulama komplikasyonu atelektazidir arkadaşlar. Yüksek dozda alınan oksijen alveollerde azot ile hızla yer değiştirir. Bu durum akciğerlerden azotun hızla uzaklaşmasına ve akciğerlerdeki gaz içeriğinin azalmasına sebep olur. Böylece akciğerler boş hale gelir ve alveoler sahalar çökmeye başlar. Buna akciğer atelektazisi denir. Atelektazik sahalarda gaz değişimi olmayacağı için oksijen tedavisiyle beklenenin aksine solunum hızla bozulmaya başlar. Bir diğer komplikasyonumuz arkadaşlar, retrolental fibroplazidir. Prematüre bebeklerde yüksek yoğunlukta oksijen uygulanması sonucunda göz merceği arkasındaki bağ doku kalınlaşır ve retinada ayrılma körlük oluşur. Bu körlük ise kalıcıdır. Bu sebeple yeni doğan bebeklerde asla %100 oksijen kullanılmamalı ve verilecek oksijen konsantrasyonu yeterli oksijenasyonu sağlayacak en düşük oranda tutulmalıdır. Yine yetişkinlerde ise yüksek dozlarda oksijen uygulanması kornea hasarına yol açabilir. Bundan dolayı yetişkinlerde %100 oksijen asla 4 saatten daha uzun süre verilmemelidir. Diğer bir komplikasyon arkadaşlar oksijen toksisitesi, yani oksijen zehirlenmesidir. Hastaya verilen oksijen konsantrasyonu yüksek olması ve uzun süre uygulanması oksijen toksisitesinin oluşmasına neden olur.
%100 oksijen en fazla 4 saat tolere edilebilir. %60'dan yüksek konsantrasyonda verilecekse, mümkün olan en kısa sürede ve belli aralıklarla verilmesi gerekir. Oksijenin %60 konsantrasyonun altında verilmesinin bir sınırı yoktur. Bu seviyenin altında toksisite görülmemektedir. Oksijenin toksik belirtileri 6 ile 30 saat içerisinde ortaya çıkabilir. Oksijen toksisitesinin erken belirtileri neler? Bunlara bir bakalım. Sternum arkasında ağrı, hastada bulantı kusma, halsizlik ve ekstremitelerde uyuşukluktur. Diğer bir komplikasyonumuz enfeksiyondur arkadaşlar. Sağlık personeli oksijen tedavisinde kullanılan araç gerecin temiz olmasına dikkat etmelidir. Zaten bu malzemelerimiz disposable, yani tek kullanımlık ve sterildir. Bir hastaya kullanılanı başka bir hastaya kullanmamalıdır. Bu çapraz enfeksiyonlara ve hastane enfeksiyonlarına neden olabilir. Hastada oksijen tedavisi nedeniyle solunum yollarında zaten bir tahriş vardır. Bu tahriş ortamında nemli havada mikroorganizmaların üremesi için son derece elverişli ortam oluşturur. Kullanılan her türlü malzeme steril olmazsa enfeksiyon kaynağı olabilir.